Oo, argun plak. Sen borda mıydın ya? Ha, ben de bordaydım da sen neden oradasın? Ben onu çözemedim ya. Allah aşkına böyle sessiz. Arkadan sinsiz. Bana bak. Sen de Azer Bülbül'ün son kaseti var mı ya? Kırnatıyla okumuş böyle vibrasyonlu falan. Ne bileyim ben, vardır herhalde. Bilmiyorum şimdi nereden bileyim var mı yok mu? Vibrasyonlumdur. Yani bilmiyorum ki hayatı bu normal bir an mı acaba? Yani bir kaset bakmak için olsun, satın almak için olsun. Yani galiba kapalıyız. Kapış. Yalnız ben Berne baktım bu oradan doğru. Açık Gürkiye. En azından gıygaşuk yani. Bordan bakınca kaşıklı görünüyor ama zaten kapalı olan dükkan değil. Kapalı olan benim. Kaşık konumunda duruyorum bu arada. Hayır abi, şey gibi ya, vallahi tekerleme gibi çok ama enteresan. Ama zor geliyor tabii değil mi? Şimdi bakıyorum böyle camdan cama flört durumları. Ben geliyorum Azer Bülbül'ün kasetini soruyorum sana. Ama senin gözün oynaşta. Ama şimdi Ergun, bak bu kaseti satacaksın ki canım. Sen şimdi para kazanacaksın, düğün edeceksin. Kızın babası ondan izin vermiyor işte sana ya. Şimdi sen para edeceksin ki tutacaksın şu kıza bir burma bilezik, gremisiye bir şey takacaksın değil mi? Haksız mıyım yenge? Evet. Pardon yenge. Hayati gerçekten bu konuşma uzarsa çok ciddi hayati bir tehlike başlıyor olacak senin için. Ha, ben şimdi doğru söylediğim için kızıyorsunuz ama sizin için de şu anda bir tıbbi tehlike var ya. Kış günü beyne bu arada camdan sokağa oynaşıyorsunuz. Tabii ki bu havalarda camdan cama flört etmek iyice riskli canım. Hadi neyse yenge, bu domuz gibi baksana da. Sana yazık ya, sen bu narin vücudunla oradan nasıl böyle Kur'an derde kalı üşüdüsün ya. Allah'ını seversen tamam, dikkat edin be. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Tamam, bir dakika tamam ya yani. Allah Allah, kan verdin. Astarıyla aldın Hayati. Yani... Allah! Ana! Üsküdar'a giderken bir bluz buldum. Ay çok özür dilerim. Önemli değil Nurten Hanım. Allah'tan ben varayım aşağıda da düşüp de kirlenmedi, sokakların malı olmadı ya. Bala, sepet gibi filan bir şey var mı? Var. Hadi at bakalım, sal. Sal. Argun, buldun mu kaseti? Çek. Başını sağ olsun ya. Duydum çok iyi bir insanmış merhum. Konu komşu diye ben demiyorsun. Ne yapacaksın canım? Hepimizin başında bu. Hepimizin gideceği yer orası. Bundan sonra okuyacaksın, üfleyeceksin gayrı ya. Ne yapacaksın? Dulluk, kulluk. Doğru diyorsun. Allah sabır versin. Ne diyeyim? Mekanı cennet olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi. Argun, buldun mu kaseti canım? Erguncuğum, istiyorsan sen bak bir bakalım dükkanda varsa ver. De Hayati'ye hemen kaseti. Hadi bir bak sen. Varsa. Ben bir dükkana bir bakayım bir bak, de evet. Kasetin dükkanda olmadığını göreyim. Hadi. Gelip buraya bildireyim. Tamam. O zaman iyi akşamlar. Hadi bakalım, üşütme. Yok, iyi akşamlar. Sen narinsin. Bu bağırdıma gelmiş boğa gibi düğünü bekliyor bu. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Buldun mu Argun? Var mıymış? Buldum.
Ha. Var mıymış? Varmış ya. Fakat ben de bir acaba dedim, yok mu? Varmış Hayati. Bu Hayati kaset bizde varmış. Ah. Bakın. Unutmayacaksın. Vallahi bu soğukta iyi gelir be. Ayrıca ben de vibrasyonda. Ergun plakta bulunmayan müzik henüz bestelenmemiştir. Beş. Sofistike laflar sofistike, var ya. Sofistike, sofistike. Vallahi bestelenmeye. Aranamesi de mi yok? Yok, yok. Ama bir daha böyle bir şey yaparsan... ...araya nameyi ben koyacağım. Sen hiç merak etme. Değil mi?